Mutlu olamadım. Bir türlü mutlu olamadım. Bir kere oradan girmek lazım. Yani birincide, ikincide, üçüncüde de mutlu olamadım diyorsan, o zaman ben size şunu söyleyeyim. Gözünün merceğini değiştir. Yani ne demek gözünün merceğini değiştir? Katarak ameliyatı ol, ondan sonra gözlükleri at. Başka çok iyi gören bir gözlük, lens kullan falan filan, bunları demiyor kimse. Ama bakış açını kusur görme, noksan görme, eksiği, kusuru, ihtiyacı anında tespit etme, teşhis etme mantığıyla değil. Kötüyü görmek, eksiği görmek herkesin işi. Herkes bunu yapabilir. Herkes. Kötü olmak çok kolay. Kötüyü görmek, kötüyü yaşamak çok kolay. Ama iyiyi görüp takdir etmek, teşekkür etmek, tebrik etmek, iyi olabilmek, iyi olabilmek zor olan. Yani o hengamenin, karışıklıkların içinde, karmaşanın içinde o leşe bakarken, tabiri caizse ölü hayvan leşine bakarken, herkesin o çirkinlikleri gördüğü, burnunu kulağını tıkadığı, gözünü çevirdiği bir ortamda, o hiç dayanılamayacak çirkinliklerin, acıların içinde, daha tabiri caizse o çirkin manzaranın içinde bir güzellik görebilme mantığı. Güzel görmek, güzel düşünmek, güzel yaklaşmak, olayları iyi tarafından görmek mantığı, işte buna sahip olmak kolay değildir. Çok zor bir şeydir. O yüzden önce, yani o bir beşer ya, beşer bu insan, bunun hatası olacak. Hatasız bir insanla evlenmedim. Hatasızlık Allah'a mahsustur. Hata illa yapılır diye ne yapacak? Kendini ona hazırlayacak. Ama illa mutlu olamadım diye mutluluğun sebeplerini başka yerde arama. Mutluluğun sebepleri senin kendi içinde. Men arafe nefsehu fekad arafe rabbe. Kim kendini, nefsini, zatını bilirse Rabbini tanır. Rabbini bilir. Nefsini tanıyan Rabbini bilir. Rabbini tanımayan nefsini de tanımamıştır. Nefsini tanımayan Rabbini de bulamaz, bilemez.